Mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek 39 yaşında yaşamını yitiren NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Özlem Sarıkaya Yurt için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde tören düzenlendi. Yurt'un eşi Yiğit Yurt ile annesi Pervin ve babası Sabit Sarıkaya ile kayınvalidesi Müfide, kayınpederi Abbas Yurt taziyeleri kabul etti. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi birçok milletvekili ve bakanlar, ilçe, belediye başkanları çelenk gönderdi. Özlem Sarıkaya'nın cenaze namazında akrabalarının yanı sıra arkadaşları, meslektaşları ve sevenleri de saf tuttu. Genç spikerin meslektaşları gözyaşları arasında duygularını dile getirdi. NTV spikeri Seda Öğretir, Yurt'un vefatının Türk televizyon haberciliği için büyük bir kayıp olduğunu dile getirirken şunları söyledi. Son dakika yayıncılığının bence efsanesi ve bir numarasıydı. Yeni meslektaşların ondan öğreneceği çok şey var. Hepimizin öğreneceği hayat dersleri ise ayrı bir yerde değerlendirilecek konular. Çünkü biz 4 yıldır bir mücadelenin içerisindeydik Özlem'le beraber ve bu mücadele şimdi gitti ve arkasından iyi şeyler söyleyelim şeklinde değil. Özlem bu savaşında bize destek oldu. Hiç abartmıyorum, gerçekten bu böyleydi. Hiç iletişimi koparmadık, hep birlikte iletişim halindeydik ve bir an olsun dün yaşadığım, haberi paylaşacağım anların gerçek olabilme ihtimalini düşünmemiştim. Çünkü böyle bir şey olacağına ihtimal vermedik. Hepimizin başı sağ olsun. Sahiden de zor bir gün hepimiz için. Namazın ardından Özlem Sarıkaya Yurt'un cenazesi sevenlerinin omuzunda cenaze aracına taşındı. Bu sırada Yurt'un yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.